Anadolu üçlü Paris'e gidiyor. Aa, biliyor muydun? Evet. Evet, şimdi akşam yemeğimizi yemek üzere La Procope diye bir restorana gidiyoruz. Paris'teyiz ya bu sefer, artı birimiz. Evet, artı birimiz. Müşüm. Yeğenimiz. Müşüm. Bu restoranın özelliği Napolyon Bonaparte'ın, Victor Hugo'nun, bu ünlü isimlerin oralarda zamanında müdavimi olup yemek yediği bir restoran özelliği taşıyor. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Orada görüşmek üzere. Umarım bir sıra buluruz. Buluruz. Soğan çorbası. Evet. Çorba deyince ben. Tavuk. Ben de steak. Evet, Eyfel'i gördük. Gel şurada. Ama ona gerçek olduğuna inanmıyorum. Maket dedim ben ona, yalan dedim. Ama Allah ya. Gerçeği görmen niye maket yapıyorsun? İşte bilmiyorum. Bana öyle geldi. Evet. Eyfel Kulesi 1886 yılında Expo Fuarı'nın giriş kapısı olarak tasarlanmış, yapılmış. Çoğu Parisli tarafından sevilmiyormuş. Bu gitsin buradan. Bir kaka diyorlarmış. Yakıştırmıyorlarmış. Böyle demir yığını kütlesini ne yapalım biz diyorlarmış. Eyfel Kulesi'ni de gördük. Mutlu muyuz? Yani aramızda çok da mutlu olmayanlar var ama olsun. Olsun ben. Eyfel... Çünkü gece görmek istiyor. Evet. Ki hava şu anda ona gelmek üzere ve kararmadı maalesef. Kararmadı. Avrupa. Bizim yarınki programımız çok yoğun. Evet. Yarın konserimiz var. Düşünmedim için hepsi Lür bu arada. Lür müzemiz var. Yani. Ondan sonra Versailles belki olabilir veya Orsay olabilir. Şimdilik bu Concorde kadar. Concorde Meydanı var, Şanzelize evet, var. Daha bir sürü. Ben Luxor ayarlar. Dikili taşı var. Arda var. 5 kilometre Zafer Tagı var. Otelimize geri döndük. Evet. Şimdilik görüşmek üzere o zaman. Şarjımız da bitti bitiyor. Hadi bay bay. Bitti benim. Şu anda Lür Müzesi'nin önündeyiz. Dünyanın en fazla ziyaretçi alan müzesi. 2021 yılında 2.8 milyon gibi bir ziyaretçi kapasitesine sahip olmuş. Pandemi döneminde bile en fazla ziyaretçiyi almış. Müzenin önündeyiz. Müze 35 bin parçayla dünyanın en fazla eser taşıyan, eser sahibi olan unvanlarından birine sahip. Şu anda biz de sıra bulamadığımız için online'da da 28'ine kadar kapalı olduğundan dolayı bilet alamadık ve içeriye giremiyoruz ama dışarıdaki devasa kalabalık bile buranın ne kadar ünlü bir müze olduğunu anlatıyor. Biz de dışarıdan izlemekle kalıyoruz. Şimdilik giremeyeceğiz. Bir dahaki sefere geldiğimizde umarım girme fırsatı bulabiliriz. Evet, şu anda da Müze Orsay'dayız. Orsay, Lür'e çok yakın mesafede, yaklaşık 5 dakikalık yürüme mesafemizde. Bu tarafta Eyfel Kulesi var. Müze Orsay'da daha çok Fransız sanatçıların bulunduğu eserler yer alıyor. Van Gogh gibi önemli sanatçıların da eserleri müzede mevcut. Giriş 14 euro. Önceden rezervasyon yaparsanız kısa bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Buradan da alınabiliyor. Şimdiki yolculuğumuz nereydi? Zafer Tagı, Zafer Tagı, Şanzelize ve Luxor Obelisk. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere size de. Evet.
Şu anda Disneyland Park'tayız. Disneyland Park ve Walt Disney Studios buraya geldiğinizde ikiye ayrılıp fazlaca zaman ayırabileceğiniz bir yer. Yani tek günde tek parkı bitiremiyorsunuz. Biz Disneyland Park'ı seçtik. Disneyland Park'taki olay nedir? Daha böyle kolay oyuncakların olduğu, yani kolay derken şunu kastediyorum. Suda yavaş yavaş gideyim, çocuğumla beraber güzel vakit geçireyim değil. Daha böyle ekstrem oyuncakların da olduğu. Ama ufak çocuğunuzla, 10-12 yaşındaki çocuğunuzla beraber gelip de burada vakit geçirebileceğiniz bir kısım. Walt Disney Studios'da daha çok oyuncakların daha böyle yetişkinlere yönelik olduğunu söyleyebilirim. Bu tarafta dediğim gibi daha böyle sakin, kafam rahat takılayım dediğiniz bir yer. Biraz önce Star Wars Star Tours'a girdik. Oradaki mağazadan birkaç tane Mando figürü aldım. Şimdiki tecrübem şu ana kadar, burası çok güzel. Bak, vaktin nasıl geçtiğini hiç anlamıyorsunuz. Oyuncaklar da harika. Yani yetişkinlerin de kolaylıkla keyif alabileceği, güzel vakit geçirebileceği bir yer. Walt Disney Studios'a dediğim gibi birkaç gününüzü ayırmanız lazım. Totalde burayı gezmek için 3 güne falan ihtiyacınız var. Bir günde asla bitirebileceğiniz bir yer değil. Girişler bir park için 90 euro, diğer parkı istiyorsanız da 120 euro civarında bir şey olması lazım. İki park için 120 euro. Yetişkin olarak da 12 yaş üzeri, yani 12 yaşa kadar 3 euro bir indirimi var çocuklar için. 12 yaşından sonra zaten yetişkin kabul ediyor. Şimdilik bu kadar. Akşam ışık gösterileri falan olursa onları çekmeyi düşünüyoruz. Şimdilik görüşmek üzere. Wow.
Başlayabilirsin. Yani ne zaman istersen. Konuşacak. Dua okuyor şimdi. Kabul eyle ya Rabbi. Tamam, başlayalım. Başla. Şey çıktı mı böyle? Kayıt, evet, şu an kaydediyor. Başla. Tamam.